Bankası Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı kasabasında kredi ile borçlandırdığı köylünün tarlasını sattı. Asıl görevi tarımı ve çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankası'nın bu satışı Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Köylüler haklarını aramak için eylem hazırlıklarına başladı. Cumhuriyet tarihi AKP iktidarı döneminde bir ilki daha yaşadı. Çiftçi dostu olan bir bankayı... Ziraat Bankası Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı kasabasında krediyle borçlandırdığı köylünün tarlasını haraç mezat sattı. Gelin biz yerimize gelelim diyebiliriz. Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyle örtü altı tarıma geçen Yusuf Keser isimli yurttaş kredi borcunu ödeyemeyince banka gözünü Keser'in arazisine dikti. Asıl görevi tarımı ve çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankası tarlayı Mersin 3. İcra Müdürlüğü'nde satışa çıkardı. Banka değeri 1 milyar olan 11 dönümlük araziyi 240 bin liraya sattı. Oysa köylülerle Ziraat Bankası yetkilileri 28 Ocak Pazartesi günü bir araya gelerek borçların yapılandırılması konusunda anlaşmıştı. Anlaşmanın hemen ardından Ziraat Bankası'nın tarlayı satması köylüleri çileden çıkardı. Köylüler şimdi de Ziraat Bankası'nın satış kararına karşı büyük bir eylem yapma kararı aldı. Evet, hatırlayacağınız gibi daha önce de Mersin'deki bu olayı gündeme taşımıştık ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçen konu sonrasında özellikle bölge sakinlerinin bir tepkisi vardı ve Ziraat Bankası o süreçte gerçekleştirmek istediği satışı durdurmuştu. Ne oldu, aniden böyle bir gelişme oldu, akıllarda bu soru gündemde. 28 Ocak Pazartesi günü Ziraat Bankası yetkilileriyle bu bölge köylüsü arasında yeni bir yapılandırma anlaşması gerçekleştirilmişti ve bu anlaşmanın hemen ardından da satışın gerçekleşmesi dikkat çekti. Bu notları da sizlerle paylaşmak istedik.